Fotoğrafta Henrietta Swan Leavitt'i görüyorsunuz. Leavitt, Harvard astronomu Edward Charles Pickering'in yanında. Rasathanede çalışırken 100 yıl önce yani 1900'lerin başında astronominin en önemli keşiflerinden birini yaptı. Hatta en önemli ilk üç keşif arasına girer diyebilirim. Çünkü Hubble gibi isimlerin evrenin genişlediğini fark etmesine sebep oldu. Ayrıca uzaydaki nesneler arasındaki mesafeyi kullandığımız araçların da ötesine geçerek ıraklık açısını ölçme aletinden daha farklı şeyler kullanarak ölçmeyi sağladı. Iraklık açısında görmüştük. Bize nispeten daha yakın olan yıldızlar arasındaki mesafeyi ölçmek için bile inanılmaz derecede hassas olmanız gerekiyor. Galaksimizdeki yıldızlara ulaşmak için çok hassas davranmak lazım. Galaksimizin ötesindeki şeyleri ölçmek için gerekli olan bu araçlara bugün bile sahip değiliz. Fakat Henrietta Swan Leavitt sayesinde galaksimizin ötesindeki nesnelere olan uzaklık konusunda hatırı sayılır fikir edindik. Bu önemli kadın ne yapmış bakalım. Leavitt'in işi yıldızları büyük ve küçük Magellan bulutunda sınıflandırmaktı. Bu bulutlar Güney Yarımküre'den işte böyle görünüyor. Şu üstteki büyük olan, sol alttaki de küçük olan. Şunu unutmayın yalnız. Bütün bunlar Hubble'ın dünyaya galaksimizin ötesinde yıldızlar olduğunu, başka galaksiler olduğunu göstermesinden önce. Yani bu noktada insanlar bunların ayrı galaksiler olduğunu tam anlayamadı. Yani sadece işte bunlar güney yarım küreden görülen yıldız kümeleri dedi. Ve bizim galaksimize yani Samanyolu galaksisine kıyasla bu yıldızların nerede olduğunu anlamak için bu arada bu gerçek bir fotoğraf değil. Bu bakış açısıyla bir fotoğraf çekilmesi zaten mümkün değil. Ama Samanyolu işte şurada. Şu da küçük Magellan bulutu. İşte burada da Büyük Magellan Bulutu var. Yani Leavitt'in görevi gördüğü farklı yıldızları sınıflandırmaktı. Ama sınıflandırırken değişken dediğimiz şeylere baktı. Bunlar Sefe denilen yıldız grubuydu. Yani Sefe değişkeni yıldızları. Bu yıldızlarla ilgili iki ilginç şey var. İlki inanılmaz parlak olmaları. Güneşten 30 bin kat daha parlak. 5 ile 20 kat daha fazla kütleye sahip. Aşırı parlak oldukları için sefe yıldızlarını çok uzaktan, başka galaksilerden de görebilirsiniz. Hatta büyük veya küçük Magellan bulutlarının çok ötesinden bile görülebilirler. Daha da ilginci, yoğunluklarının değişken olması. Yani belli bir süre sonra daha parlak veya sönük olabiliyorlar. Şöyle basit bir simülasyon yapalım. Mesela bir sefe değişkeni yıldızına bakıyorsunuz. Yıldız şöyle görünebilir. Daha sonra 3 ya da 4 gün geçtiğinde yoğunluğu değişir ve şöyle görünür. Ve sonra yine böyle olur. Yani belirli bir süre içinde yoğunluğu artar ve azalır. Yani bu hale gelmesi için 3 gün geçmesi gerekiyorsa, şunun için de 3 gün gerekir. Yani bu yıldızın düşük yoğunluktan yüksek yoğunluğa geçme döngüsü 6 günde tamamlanmış olur. 6 günlük bir dönem. Henrietta Leavitt'in ki bu aşikar bir şey de değildir. Henrietta bu bulutlardaki her şeyin birbirinden aşağı yukarı aynı uzaklıkta olduğunu farz etti. Yani Büyük Magellan bulutundaki her şeyin arasındaki uzaklık aynı diye farz etti. Tabii ki bu kesin bir şey değil, bu bir galaksi. Dolayısıyla bu galakside çok daha uzakta olan şeyler olduğu gibi yakında olan şeyler de var. Şurada ve şurada yıldızlar var. Belki biz burada olmamıza rağmen aralarındaki uzaklık bize tam olarak aynı gelmeyecek. Ama bu tahmine yakın bir şey çıkar yani kötü bir tahmin de sayılmaz. Leavit bu varsayımı yaparak çok düzgün bir şey de gördü. Yatay eksende bir çizim yaptı ve göreceli parlaklığı çizdi. Tabii bunu ölçerken tek kıstası yıldızların ona ne kadar parlak geldiğiydi. Yıldızlar arasındaki uzaklığın aynı olduğunu varsaydı. Dolayısıyla parlak bir yıldız varsa ama çok çok daha uzaktaysa bu yıldız sönük görünecek. Yani yıldızların hepsinin aşağı yukarı aynı uzaklıkta olduğunu varsayarsak, ne kadar parlak olduğu size gerçek yıldızdaki parlaklığı verir. Bir eksene yıldızın göreceli parlaklığını koydu. Diğerine bu değişken yıldızların dönemini koydu. Logaritma ölçeğinde yapalım. Şunun birimi gün olsun. Bir gün, on gün ve yüz gün. Logaritma kullanmamın sebebi onun katlarını kullanmam. Bunların logaritmasını alırsak burası 0 olur. Şu 1 ve şu da 2. Yani ölçeğimde dönemin logaritmasını alıyorum ve sadece 1, 10 ve 100 diyorum. Tüm faktörler arasında eşit boşluk var. Göreceli parlaklık ve dönemi kıyasladığında Leavitt şöyle bir çizim elde etti. İşte böyle çizgisel bir ilişki. Buraya bir çizgi çekebiliriz. Ve ben de dahil birçok insan bunun astronomideki en önemli keşiflerden biri olduğunu düşünüyor. Sorunu bir düşünün. Bu yıldızların hepsine uzayda bakabiliriz. Mesela gökyüzünün bir bölümüne bakarken şöyle parlak bir şey gördünüz. Bir de şöyle sönük bir şey dikkatinizi çekti. Olaya yüzeysel bakarsanız bu yıldız daha parlak dersiniz. Ama nereden biliyorsunuz ki? Belki parlak bir yıldız yerine daha sönük ama daha yakın bir yıldız. Hatta belki ayrı bir galaksi ama o kadar uzak ki bunu bilmeniz mümkün değil. Fakat Henrietta Leavitt'in çalışmaları sayesinde eğer başka bir galakside bu sefe yıldızlarından görürseniz onun göreceli parlaklığını diğer sefe değişkeni yıldızlarına kıyaslayabiliyorsunuz. Yani bu yıldızlardan sadece birinin uzaklığını ve parlaklığını tam bilirseniz, başka bir sefe yıldızının da parlaklığını bulursunuz. Mesela ıraklık açısını kullandığımızı bir düşünelim. Galaksimizde bir yıldız olsun. Iraklık açısını kullanarak mesela 100 ışık yılı uzaklıkta olduğunu bulmuş olalım ve bu yıldız Sefe Değişken Yıldızı. Dönemi de bir gün olsun. O zaman ilginç bir şey öğrenmiş olduk. Bir günlük dönemi olan ve 100 ışık yılı mesafede bulunan değişken yıldızın böyle olacağını biliyoruz artık. Yani ileride bir gün dönemli, yani bir gün içinde parlayan ve sönen bir sefe değişken yıldızı görürsek, o da böyle görünecek. Yüz ışık yılı mesafede olsaydı parlaklığı şöyle olacaktı. Yani ne kadar daha sönük olduğuna bakarak ne kadar uzakta olduğunu bulabiliriz. Şimdi kafanız karıştıysa daha sonraki videolarda işin matematiğinden daha detaylı bahsedeceğim. Evet her neyse ama bu büyük bir buluştu. Yani sırf bu sefe değişken yıldızının sınıfını keşfetmek bile büyük bir buluştu. Aslında Leavitt bunu keşfeden kişi değil. Daha önce yaşamış olan insanlar parlaklığı artan ve azalan bu yıldızların varlığını biliyordu. Fakat Leavitt'in büyük keşfi göreceli parlaklık ve dönem arasındaki çizgisel ilişkiyi bulmak oldu. Çünkü tamamen farklı galaksilerde veya galaksi kümelerinde sefe değişken yıldızlarını görürsek Bunların dönemlerine bakarak gerçek göreceli parlaklıklarını bulabiliriz ve ne kadar uzak olduklarını da tahmin edebiliriz. Şimdilik hepsi bu kadar. Görüşmek üzere.